Arkadaşlar merhaba kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. BIST 100 günü 7913.76 puandan %0.82 düşüşle kapattı. Değişim puan olarak 65.06 puandı. BIST 100'ün işlem hacmi 74 milyar 540 milyon TL olarak gerçekleşirken en fazla değer kazanan sektör BIST gıda içecek %1.80 değer kazandı. En fazla değer kaybeden sektör BIST madencilik %2.58 değer kaybetti. 500'un dolar bazlı değeri 273 dolar 10 cent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 240, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 283, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 17. Arkadaşlar bu arada Kuzey Boru'nun biliyorsunuz bugün e, talep toplama için son günüydü. Dağıtım yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre 6-7 adet lot dağıtım yapılmış oldu. Şu anda siz de bakarsanız portföyünüzde görebilirsiniz. E, görünmeyen arkadaşlar için çünkü bazı kurumlar geç işleyebiliyor yarın sabah ya da en geç pazartesi portföylerinde, portföylerinde e, görebilirler. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada iki e, Avrupa'da 2026 yılı ve sonrasında yapılacak yeni kamu ve ticari binalarında 2027 yılı ve sonrasında konutlar dışında yenilenen renovasyon yapılan tüm binalarda 2029 yılı ve sonrasında tüm yeni konutlarda 2030 yılı ve sonrasında mevcut kamu binalarında çatılarda panel kurulumu zorunlu olacak arkadaşlar. Ee, bu en de sonunda bizim ülkemizde de ülkemize de gelecek. Yani e, enerji işinde e, hikaye bitmez tabii ki bunlardan da en çok Avrupa'da yatırımı olan şirketi olan e, firmalar şirketler daha fazla yararlanacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda da en fazla pay alacak şirketler Alfa, CV Europower, Gesant, Smart G, Yeo Teknoloji olacak diye e, düşünüyorum. Evet geçelim. Otto Holding yeni bir film yapmış. Bu filme de 48 milyon 708 bin lira KDV dahil bir para harcamış. E, 3391 kilometreymiş filmin ismi. Ben fragmanını e, izledim. Pek de beğenmedim arkadaşlar. Zaten şirkette beğendiğim bir şirket değil. Atakey Patates ve Gıda Sanayi, Atakey Atakey Patates biliyorsunuz yeni halk 2024 yılı Altınova Gözlü ve Konuklar tarım İşletmeleri sulu sahalarda patates tohumluğu üretimi ara, arazi kiralama ihalesini e, kazanmışlar. Toplam 3768 dekar arazi kiralama hakkını kazanmış. İhale sözleşmesi bugün imzalanmış sözleşmeler çerçevesinde. 15 Ekim 2024'e kadar 3768 dekar TİGA arazisinde tohum üretim faaliyetleri gerçekleştireceklermiş. Hayırlı olsun. Galata Wind planlanan hibrit gez yatırımları ile ilgili gelişme. Arkadaşlar Bursa ile Nilüfer ilçesi Korubaşı mahallesindeki hibrit gez 42.57 megawattlık yardımcı kaynak kurulu gücündeki hibrit gez 9.4 megawattlık kısmı bugün yani dün bakanlık kabulü yaparak devreye alınmış. Dün akşam e, atıldı bu kap. E, Galata Wind güzel şirketlerden bir tanesi. Bin yatırım holding yeni yatırım yapılması hakkında. Şirketimizin 12. ayın 7'si 2023 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında şirketimiz bünyesinde finansal teknolojiler alanında hizmet vermesi planlanan <laughs> bin finansal teknolojiler... AŞ Yumvalı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiş, kuruluş işle, kuruluş işlemleri başlatılmıştır. Astor, Astor'un arkadaşlar buradaki kapı bayağı uzun, bunu e, kusura bakmayın okuyacağım ama e, çünkü önemli e, bir kap. Şirketimiz ile Ceyuan Elektrik e, muhtemelen Çin menşeli ya da uzak doğu menşeli bir şirket. 2020 yılında başlayan işbirliği kapsamında 170 kV yüksek gerilim kesicilerin Astor markasıyla ARGE çalışmaları yapılarak tasarımı, prototip üretimi gerçekleştirilmiş ve prototip ürün test, tip testleri Haziran 2020'de uluslararası laboratuvarlarda başarıyla tamamlanarak ilk yerli üretici olarak Türkiye Elektrik İletim AŞ iletim sistemine dahil edilmiştir. Yani bunu satışını yapmış hem şirketimiz hem de ülkemiz ekonomisine olumlu katkılar sağlayan bu işbirliği tecrübesinin genişletilmesine yönelik olarak Siyuyen Elektrik firması portföyündeki yüksek teknoloji gerektiren elektrik üretim sistemlerinde kullanılan stratejik yeni ürünlerinde know transferi yapılarak Astor markası ile yerli imkanlarla üretimi için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilk aşamada 170 kV 245 kW kilovat gerilim seviyesinde yüksek gerilim gaz izoleli şalt ekipmanları Türkiye'de Aston markası altında ARGE çalışmalarıyla tasarımına, prototip üretimine ve gerekli tip testlerinin tamamlanarak seri üretime geçilmesi için 12. 7. 2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında öngörülen yatırım bedeli, arge çalışmaları, teknoloji transferi, arazi, üretim tesisi ve test merkezi yapımı dair olmak üzere yaklaşık 20-25 milyon dolardır. Yatırımların 2024 yılı ikinci yarısında tamamlanması, 2025 yılında tam kapasiteye geçilmesiyle bu üretimin yıllık yaklaşık 50 milyon dolar tutarında ciroya olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. 2025 yılından itibaren 50 milyon euro güzel bir iş sadece bir üründen. Mevcut ürün gamımızda gamımıza katkı değeri katma değeri yüksek yatırımcılar açısından da önemli bir maliyet avantajı sağlayan bu ürün grubunun dahil edilmesi yurt içinde ve yurt dışında sahip olduğumuz müşteri portföyünün daha da geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Gız tipi trafo merkezleri açık şalt tipi trafo merkezine göre yerine çok daha az alan 170 kava demin söylediğim trafo merkezleri için yaklaşık 20 bin metrekare 170 kv giz trafo merkezleri için 5000 metrekare kurulabildiğinden ve arazi maliyetlerinde büyüklüklerinde ya da önemli tasarruflar sağladığından arazi sorunu olan veya maliyetlerin yüksek olduğu yerlerde zorunlu olarak tercih edilmekte ve kullanım alanı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Yapılacak bu yatırım ile Kullanımı giderek yaygınlaşan gaz izoleli trafo merkezinin ana ekipmanlarından biri olan GIS tipi güç transformatörleri şirketimiz tarafından hali hazırda imal edilmektedir. GIS trafo merkezlerinin diğer ana ekipmanı olan ve henüz ülkemizde imalat imalatı olmayan yüksek gerilim gaz izoleli izoleli şalt şalt ekipmanlarından imalatıyla GIS tipi trafo merkezlerinin tesisinde yer alan ana elektrik ekipmanlarının tamamı ayrıca bahse konu yüksek gerilim gaz izoleli şalt ekipmanları aynı zamanda mobil trafo merkezlerinde ana ekipmanları arasında yer aldığından bu ürünle birlikte 170 demin söylediğimiz 170 kV 245 kV mobil trafo merkezlerinde ana elektrik ekipmanlarının tamamı şirketimiz tarafından üretilmiş olacaktır. Dis tipi trafo merkezleri ve mobil trafo merkezlerine yüksek gerilim elektrik ana ekipmanları tedariki de sağlanarak anahtar teslimi çözümler sunula, sunulabilecektir. Bununla birlikte Siyuyan Elektrik Co. Limited ile şirk firmamız arasında enerji depolama sistemlerinin Astor markası ile üretimi konusunda iyi niyet anlaşması imzalanmıştır. Bunun hakkındaki gelişmeler paylaşılacaktır diyor. Arkadaşlar güzel bir iş. Zaten Astor beğendiğimiz demin söylediğim Restçiler, gesçiler, işte elektrik işi yapan bütün şirketlerin Astor gibi şirketlere e, muhakkak işi düşer ki Astor Türkiye'deki e, en büyük şirket bu alanda e, dünyada da sayılı oyunculardan bir tanesi daha da büyümeye devam ediyor. Manas ihale süreci sonucu daha önce bildirmiş oldu 10. ayın 19'unda İngiltere'de. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından su sayacı ve sayaç rekor alımı konusunda e, açılan ihaleye 85 milyon 722 bin TL kısmi teklif vermiş. Bununla ilgili sözleşme 12. ayın 8'i yani bugün itibariyle imzalanmış. Turex Turunç Madencilik yani Marbal Yeni Halka, Halka Maden Arama Ruhsat Devir Başvurusu 12. ayın 8'i 2023 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne şu ruhsat numaralı Kütahyeli Altıntaş ilçesinde bulunan mermer arama ruhsatının devir alınması için müracatta bulunulmuş. Evet hak kullanımı dün akşam söylediğim FONET %260 oranında pazartesi günü bölünmüş olarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Merkezi kayıt kuruluşu borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu. Arkadaşlar burada da gördüğünüz üzere... Leyla Alaton 6 milyon 525 bin adet lotunu Alarko'da. Vedat Aksel Alaton 4 milyon 350 bin adet lotunu borsada işlem gören, e, gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Bunu biraz sonra yedeleyeceğim. Zira kapattılar. Onu da bakacağız. Onunla birlikte e, onun haricinde diyeyim Green Türk toplam 8 milyon lot satışı için e, başvurmuş. Kayseri şekerde 4 milyon 561 bin adet Kayseri'yi pek at etkileyeceğini düşünmüyorum. Körfez gayrimenkulde de 1 milyon 980 bin lot var. Penta'da toplam 4 milyon lot fakat Alarko daha önce yüksek miktarda zaten satmıştı arkadaşlar. Hemen hemen burada 11 milyona yakın lot satışı. Bunun hakkında ilk kapı Leyla Alaton attı. Hemen diğerinde göstermeme gerek yok. Zaten bu 6 milyon bin lot. Diğeri de Vedat Aksel Alaton. ikisi de hemen hemen aynı kaplar. Şahsi portföyümde bulunan ve borsada işlem görmeyen nitelikteki 6 milyon 525 bin adet Alarko paylarımın Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşu nezdinde kayıt sürecine başlanmıştır. Payların kurumsal yatırımcılara satışı sonrasında elde edilecek olan kaynak Alarko Holding dışındaki yatırımımın kredi ödemelerinde kullanılacaktır. Kısa ve orta vadede başka bir işlem öngörülmemektedir. Yani arkadaşlar buradaki sattıkları notları patronlar yaklaşık 11 milyon notunu diğer ortak da aynı şekilde kapattı. Borsa dışında yatırımlarının kredi ödemelerinde kullanılacakmış. Yani şirkete giren bir para yok. Aksine e, satılan bir lot var. Kurumsal'a satılacak. E, kurumsal'a satarken de muhtemelen düşük fiyattan satacak. E, düşük fiy düşük yani iskontolu satacak. E, peki kurumsal bunu ne yapacak? Belli bir bir gün sonra size e, geri verecek değil. Onu da piyasaya yavaş yavaş yedirecek. E, onun için e, dikkatli olmakta yarar var. Çok beğendiğim bir şirket. Çok güzel yatırımlar olan bir şirket ama son yapılan işlemler e, benim pek hoşuma gitmedi arkadaşlar. Menderes Tekstil 2024 yılı yekten başvurusu hakkında yenilenebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin yönetim, yönetim yönetmelik, yekten yönetmeliği çerçevesinde <laughs> yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üreten saymışlar isimlerini. 2024 yılı kapsamında enerji piyasası düzenleme kurumu yekten başvurularımız yapılmış. Böylece 2024 yılında 65.1 megawatt kurulu gücünde yektem kapsamındaki elektrik satışı yapılabilecektir. Yani elektrik satmaya başlayacak, daha doğrusu satmaya devam edecekler yeni yapılan tesislerle birlikte. Evet geldik volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında ak yeho paylarına pazartesi seans başından birinci ayın onu seans sonuna kadar emir paketi tedbiri uygulanacakmış. Ata TP paylarına da pazartesi seans başından 1. ayın 10 2024 e, seans sonuna kadar bürüt takas uygulanacak. E, bir diğer tedbirde Atex ve Intem paylarına pazartesi seans başından 1. ayın 10 seans sonuna kadar kredili işlemlere yasak geldi. Bu arada e, iki tane Kua Granit'ten haber geldi arkadaşlar. Kuva Granit finansal duran varlık satışı diyor. Kuva Granit'in Bakın Tile, Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi. Kuagranit'in buradaki iki kapta da yani iki şirkette satıyorlar. Kuagranit'in Granit'in %10 payı vardı. Bunu kime satıyorlar arkadaşlar? Peşin 100.000 TL fiyata satacakları kişi patron arkadaşlar. Etkisi yok demişler. Satın alan kişinin adı ünvanı Ali Ercan. Yönetim Kurulu Başkanı. Yani... 100 bin liraya demek ki 1 milyonluk bir şirket. Bunun gibi bir diğer şirketi ikisinde de %10'ar payı vardı. Demirex Seramik Ticaret Anonim Şirketi bunu da arkadaşlar 100 bin liraya bu satışlarda benim pek hoşuma giden şeyler değil. Bunu da alan kişi Ali Ercan Yönetim Kurulu Başkanı. Arkadaşlar bu video hem böyle kısa olsun. Eğer önemli kaplar gelirse yarın bir video yaparız. Hafta sonunda kısmet olursa bir e, canlı yapmayı düşünüyorum. E, son zamanlarda e, hem canlı yapmadık hem zamanımız olmamıştı. Ama hafta sonu hep beraber bir sohbet niteliğinde canlı yayın yaparız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.